Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz hız problemleri. Sevgili arkadaşlar, hız problemleri için öncelikle bilmeniz gereken olay şu. Birim zamanda alınan yola biz hız diyoruz. Yani şundan bahsediyoruz. Atıyorum birim zaman dediğimiz olay ne? Dakika, saniye ve saat cinsinde bildiğimiz zamanlardan bahsediyoruz. X'imiz yol, V'miz hız, T'miz zaman olmak üzere sevgili arkadaşlar. X eşittir V çarpı T, yani yol eşittir hız çarpı zaman şeklinde biz değerlendiriyoruz. Sevgili arkadaşlar, yol olarak birim uzunluklar bize gerekiyor. Kilometredir, işte bir zaman zarfı içerisinde alınan kaç kilometre, bir saatte alınan yol dediği zaman kilometre bölü saat bize hızın birimini verecek sevgili arkadaşlar. Yolumuz metre olsa, zamanımız da dakika olursa sevgili arkadaşlar, hızımızın birimi metre bölü dakika şeklinde olacak. Yolumuz metre, zamanımız saniye olursa sevgili arkadaşlar, hızımız metre bölü saniye şeklinde birimlendirilecek. Örneğin 30 metre bölü dakika demişti arkadaşlar. Burada söylemek istediği olay şu. 1 dakika zaman zarfı içerisinde aracımız 30 metre yol alacağından bahsediyor. 100 kilometre bölü saat dediğini düşünelim sevgili arkadaşlar. Aracın 1 saatte 100 kilometre yol gideceğinden bize bahsediyor. Örneklerimize başlayacak olsak, diyor ki bir araç belli bir yolu saatte 60 kilometre hızla 8 saatte aldığını söylüyor. Aynı araç hızını kaç kilometre azaltırsa aynı yolu 10 saatte alır. Bakın formülümüzü unutmuyoruz arkadaşlar. Her zaman için yolumuz x eşittir v çarpı t, yani yol eşittir hız çarpı zaman şeklinde biz değerlendiriyoruz. Bize ilk hızımızı 60, ilk zamanımız da 8 vermişti arkadaşlar. 60 ile 8'i çarparsam bizim alacağımız yol 480 km olduğunu bize söylüyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar hızımızı ne kadar azaltacağız? Bizim normalde hızımız 60'tı. 60'tan V kadar hızımızı azalttığımızı biz düşünelim. İşte yapacağımız olay şu arkadaşlar. 480'i 10'a bölecek olursak biz kaç kilometre hızla gittiğimizi bulabiliriz. Yani 480 eşittir yeni hızımız çarpı zaman. Zamanımızı bize bakın 10 saat olarak belirtmişlerdi. Dolayısıyla burada bizim hızımız sevgili arkadaşlar 48 kilometre bölü saat çıkıyor. Hızımız 60'tı, 48'e düştü. Yani 60'tan 48'i çıkarsak sevgili arkadaşlar bizim aracımızın hızını 12 kilometre azaltması gerektiğini söylüyor. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlar. A şehrinden B şehrine gitmek için aynı anda hareket eden iki araçtan biri saatte 45 kilometre, diğeri saatte 60 kilometre hızla hareket ediyor. Bu araçlardan hızlı olanı B şehrine diğerinden 3 saat önce ulaştığına göre diyor, AB arası kaç kilometredir? Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız, bizim araçlarımızın her ikisi de AB yolunu alması gerekiyor sevgili arkadaşlar. AB yolunu alacaklarsa bizim araçlarımız aynı anda gidecek. Bakın dikkat edin, bir tanesi diğerinden 3 saat önce gidiyor. Yani ilk giden aracımıza lütfen dikkat edin. Aracımızın 45 kilometrelik hızı vardı arkadaşlar birinin. Birinin de arkadaşlar 60 kilometrelik bir hızı vardı de. Burada yapacağım olay şu arkadaşlar. 45 kilometreli giden aracımız T saatte yolu alırsa 60'la giden daha hızlı. Yani zamanın biraz daha kısa olması gerekiyor. 3 saat eksik olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hızımız sevgili arkadaşlar 60 saat, zamanımız T eksi 3 olacak. AB yolumuz arkadaşlar bakınız. İlk hızımız 45, zamanımız T idi. 45 çarpı T bize kaç saatte yolu alacağımızı verecek. AB yolunun uzunluğu. Aynı AB yolu 60 çarpı T eksi 3'e eşit sevgili arkadaşlar. 45 çarpı T ile 60 çarpı T eksi 3 birbirine eşit olacak. Yani buradan işlem yaparsan sevgili arkadaşlar T'nin sonucu 12 gelecek sevgili arkadaşlar. Bize AB yolunu sormuş. Hatırlarsanız 45 T bize AB yolunu vereceğini söyledik az önce. 45 ile 12'yi çarparsa arkadaşlar bizim yolumuz
540 kilometre olması gerekiyor. Üçüncü sorumuz sevgili arkadaşlar. A ve B şehirleri arasında 600 kilometre olup bir yolun bir kısmı çalışma olduğundan dolayı aracımız belli bir kısmı gidemeyecek. Düzgün bir asfalt yoldaş hızı 90, çalışma olan yoldaş hızımız da 50 kilometre olduğuna göre A'dan B'ye toplam 8 saatte ulaştığına göre çalışma olmayan yani asfalt yol toplamını soruyor bize. Bakın yolumuzun tamamı 600 kilometre. X kilometresi çalışma olmayan kısmı, asfalt olan kısmı 600-X ise çalışma olan yerde bahsediyor. Şimdi arkadaşlar her zaman ne yapıyoruz biz? X eşittir VT yani yol eşittir hız çarpı zaman diye kullanmamız gerekiyor. O yüzden X'imiz eşit arkadaşlar 90T dersek 90 km hızla T saatte aldığımız yolu bulacağız. 600-T bakınız çalışma olmayan yoluysa 50 km hızla alıyorduk arkadaşlar. 8 saatin T zamanını burada kullandık. Geriye kalan zamanımızsa 8-T olması gerekiyor. Arkadaşlar bu iki denklem birbirlerine eşitleyip işlem yapacağız. 600-X'imiz 50 çarpı 8-T eşit. Şuradan şu işlemi dağıtacağız sevgili arkadaşlar. Burası 400-8T gelecek arkadaşlar. 50T. Bizim yapacağımız işlem şu. Şu denklemi çözmek sevgili arkadaşlar. İşlemleri yaptığımız zaman 600 eşittir 90T artı 400-50T gelecek sevgili arkadaşlar. 400 ile 600'ün farkını aldığımız zaman 200, 90 ile de 50'nin farkını aldığımız zaman 40T gelecek. 200'ü 40'a böldüğümüz zaman sevgili arkadaşlar T'nin değeri 5 çıkacaktır. T'yi götürüp yerine yazacak olursak aradığımız yol 90T sevgili arkadaşlar. T yerine 5 yazmam lazım. X eşittir 90 çarpı 5 diyoruz. Buradan da yolumuz sevgili arkadaşlar 450 km olacak. Evet bir başka sorumuz sevgili arkadaşlar. A şehrinden B şehrine bir araç 90 km hızla giderse 20 dakika geç. Saatte 110 km hızla giderse 30 dakika erken var diyor. Buna göre aracın gitmesi gereken normal süre kaç dakikadır diyor. Dikkat edin. Buradaki dakika ve saat dönüşümlerini yapmamız gerekiyor. Bakın şimdi. 20 dakikada gittiğini söyledi. Şimdi bizim hızımız saatte 90 km. Zamanımız dakika olarak verilmiş. O yüzden ben getirip arkadaşlar dakika kısmını saate çevirmek istiyorum. 20'yi 60'a böldüğüm zaman sevgili arkadaşlar eşittir 1 bölü 3. Yani 20 dakikanın 1 bölü 3 saate denk geldiğini söyleyeceğim. O zaman 30 dakikalık zaman zarfımız da sevgili arkadaşlar 30 bölü 60 diyeceğiz. Dolayısıyla bu da arkadaşlar bize 1 bölü 2 saati verecek. Bakınız dakika dönüşümünü neden yaptık? Çünkü bize hızı kilometre bölü saat vermişti. Birimlere dikkat etmek zorundayız. O yüzden dakikayı tuttum ben saate çevirdim sevgili arkadaşlar. Aracımızın alacağı normal süremiz T olsun arkadaşlar. Bakın şimdi 90 ile giderse 20 dakika geç. Yani T'den fazla. O yüzden T'ye getirip 1 bölü 3'ü eklemem lazım gidiş süresi. 110 km ile gidersem 30 dakika erken varıyor. Yani zamanımız az olacak. O yüzden T'den 1 bölü 2 çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. AB yolu 90 çarpı T artı 3'e eşitir arkadaşlar. Aynı AB yolu 110 çarpı T eksi 1 bölü 2'ye eşit olacak. İki ifadenin AB'lerin eşitliğinden dolayı eşitleyeceğiz sevgili arkadaşlar. 90 ile 110 ifadelerini arkadaşlar tuttum ben 10'a böldüm. 9 bunu 10'a böldüm 11. 9 ile şu işlemlere çarp arkadaşlar. 9T artı 3 11 ile buraya çarparsam 11T eksi 1 bölü 2 gelecek sevgili arkadaşlar. T'yi bulmam gerekiyor. Bakınız 9T ile 2T'nin 9T ile 11T'nin farkından 2T kaldı. 11 bölü 2 ile 3'ü topluyoruz. Sevgili arkadaşlar o da T eşittir 17 bölü 4 saat bulduk. Bakın sorunun kökünde bize ne soruyordu? Dakika cinsinden istiyordu. Biz saat bulduk. 1 saatin
60 dakika olduğunu biliyoruz. Saat kısmını getirip 60 ile çarparsam dakikaya dönüştürmüş olurum. Burayı 60 ile 4'ü sadeleştirdim. 15 denir. 15 ile sevgili arkadaşlar 17'yi çarparsak 255 dakika olacak. Evet, bir başka sorumuz sevgili arkadaşlar. Diyor ki bir araç A kenti ile B kenti arasındaki yolu ortalama V kilometre saat hızla giderek 16 saatte alıyor. Bu araç aynı yolun yarısını ortalama 2V kilometre bölü saat hızla aldıktan sonra tüm yolu yine 16 saatte tamamlamaktadır. Yolun kalan kısmını ortalama kaç kilometre bölü saat hızla gitmelidir diyor. Sevgili arkadaşlar, yol eşittir hız çarpı zaman olduğunu söyledik. İlk başta hızımız V, zamanımız 16, hızla zamanın çarpımı bana AB yolunu verecek. Bakın şimdi, bizim A ve B yolu dediğimiz yer burası. Toplamda buranın B, 16V olduğunu biliyorum sevgili arkadaşlar. 16V ise bir kısmını 2V'ye gidecek. Şuraya kadar geldiğinizi siz düşünün. Buradan 2V hızla geldi. Kalan yoluysa ne kadar hızla gideceğini bilmiyorum. Oraya da ben tuttum. X dedim sevgili arkadaşlar. Bakınız, araç yolun yarısını diyor. 16V'nin yarısı arkadaşlar 8V. Diğer kısmı ne arkadaşlar? 8V. Bakınız, yol eşittir hız çarpı zaman olduğunu biliyoruz. O zaman bu denklemde hızı yol bölü zaman ya da zamanı hız yol bölü hız şeklinde bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Buradaki bakınız zamanımızı bulmaya çalışıyorum ben. 8V kadar yolum var. Gidiş hızımız 2V olduğu için toplamda bu yolu ben 4 saatte alacağım. Artı diyorum kalan 8V'lik bir yolum var sevgili arkadaşlar. Kalan 8V'lik yolu da x hızıyla alıyorum. Toplam zamanımı bize 16 saatte yolu tamamlamamızı yine istemişti. 16'ya eşit olması gerekiyor. 8V bölü 2V'den sevgili arkadaşlar buranın biz 4 olduğunu gördük. 16'dan 4'ü çıkarırsam şuraya bizim 12 saatlik zamanımızın kalması gerekiyor. Buradaki ifadeye dikkat edin arkadaşlar. 8V bölü x ifadesi 12 eşit. Bize x'i soruyor sevgili arkadaşlar. X'i bulabilmek için 16'yı getirip biz ifade olarak bak 12'yi getirip 8'e böldüğümüz zaman 2V bölü 3 hızla bizim yolumuzu tamamlamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, 6. sorumuz arkadaşlar. A ve B şehirleri arası x kilometre. B ve C şehirleri arası y kilometredir. Bir araç AB yolunu 40 kilometre bölü saat hızla BC yolunu 30 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Aynı araç BC yolunu 40 kilometre bölü saat hızla AB yoluysa 30 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Aracın gidiş dönüş süresi toplam 3 saatten fazla olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır diye soruyor. Biraz zor bir soru, açık konuşalım. Daha doğrusu uğraş isteyen veya da işlem kalabalığı isteyen bir soru sayın arkadaşlar. Bakın şimdi yol diyagramımız burada. A ile B arasına x kilometre, B ile C arasına y kilometre olduğunu söylemişti. Kırmızı işaretli olan yollar hızlarımız gidiş hızlarımız, mavilerse dönüş hızlarımız. X bölü 40, y bölü 30 bize zamanları verecek. Toplam zamandan bahsettiği için x bölü 40, y bölü 30 bana aracın gidiş zamanını ya da gidiş süresini verecek. Dönüş süresini de aynı şekilde hesaplayacağız. Y kilometrelik yolu 40 ile gidiyorum. O zaman y bölü 40 bize zamanı verecek. X bölü 30 yine zamanı veriyor. Bu sefer dönüş süresi için toplam y bölü 40 artı x bölü 30 olacak. Bakınız AC yolunu gittik, AC yolunu geri geldik. Yani yollar eşit. Yollar eşit olduğu için bu zaman anlamında bulduğumuz ifadeler birbirlerine eşitlememiz gerekiyor. Bakın şimdi. Bize diyor ki aracın gidiş süresi dönüş süresinden 3 saat fazla. Yani giderken kullandığı sürede
gelirken kullandığı süreyi ya da zamanı çıkarmamız gerekiyor. Farkı bize 3 vermiş. Burada rasyonel sayı olduğu için payda işlememiz lazım. 30 ile 40 işlememiz gerekiyor. 40'ı 3 ile 30'u da 4 ile çarpıyorum sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde yan tarafta 40'ı 3 ile 30'u 4 ile çarpıp işleme tabi tutmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakınız, bu işlemi yaptığınız zaman şuna dikkat edin. Bakın şuradaki ifademize gelecek ifade ne arkadaşlar? 3x artı 4y bölü 120 gelecek. Yan taraftaki işlemi yaptığımız zaman 3y artı 4x gelecek. Eksi dağıtmam gerekiyor sevgili arkadaşlar. Böyle dikkat edin lütfen. Çünkü işlem hatası yapmamamız gerekiyor. Buradaki eksiği şuraya dağıtabilmem için arkadaşlar şunların işaretlerini değiştirmem gerekiyor. O işleme dikkat ederseniz işimiz kolay sevgili arkadaşlar. Bunu artık tek bir payda da toplayabiliriz. 3x'de 4x'imizin farkından eksi x kalacak. 4y'den 3y çıkarsa farkımız y kalacak. Yani y eksi x bölü 120'nin 3'e eşit olduğunu biliyoruz. 120 ile de 3'ü çarparsanız arkadaşlar biz buradan y eksi x ifadesinin 360'a eşit olduğunu anlarız. Sevgili arkadaşlar, x eksi y ya da y eksi x. Bakınız, mutlak değer içerisinde yazılan sayılarda dikkat ediniz. Buradaki sayılar arkadaşlar tutup yer değiştirebilir. Herhangi bir sıkıntımız yok sevgili arkadaşlar. O yüzden x eksi y 360 da diyebilirsiniz mutlak değer içerisinde. Y eksi x eşit 360 da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, yeni bir sorumuz sevgili arkadaşlar. Diyor ki, Bilge otobüse binerek okuluna gitmek istiyor. Bilge'nin birinci durağa olan uzaklığını, ikinci durağa olan uzaklığını oranı 2 bölü 3'tür. Otobüsün geldiğini gören Bilge, duraklardan hangisine doğru yürürse yürüsün, saatte 30 kilometre hız olan otobüse aynı anda durakların bulunduğuna göre Bilge'nin yürüme hızı saatte kaç kilometredir diyor. Bir not düşmüşler. İkinci durağa doğru yürüdüğünde otobüs birinci durakta durmadığı varsayılacak demiş sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi. Birinci durak ve ikinci duraklarını şekilde gibi gösteriyor. Bilge'nin birinci durağı olan uzaklığı 2x olursa ikinci durağı olan uzaklığı 3x olması gerekiyor. Bakın dikkat edin buraya. Birinci durağın ikinci durağı uzaklığı 2 bölü 3'tü. Yani birinciye ben 2x dersem ikinci ne oluyor arkadaşlar? 3x geldiğini görmem gerekiyor. Bakın şimdi. Bilge birinci durağa doğru da yürüse, ikinci durağa doğru da yürüse otobüsle aynı anda birinci veya ikinci durağa varmış olacak. Diyor ki Bilge birinci durağa doğru gidip durağa iki tez sürede ulaşırsa, ikinci durağa doğru giderse sevgili arkadaşlar 3 tez zamanda gitmesi gerekiyor. Neden? Yolumuz sevgili arkadaşlar 2x, buradaki yolumuz 3x. Hızımız aynı. Yolların oranı zaman oranlarını bize verecek. Hızlar aynı olduğu için yol oranı zaman oranıdır diyeceğiz. Dolayısıyla buraya 2 tez zamanda gelen Bilge buraya kaç tez zamanda gitmesi lazım arkadaşlar? 3 tez zamanda gitmesi gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, bu bulduğumuz T'lerle şimdi otobüs hızını işleme katacağız. Otobüsümüz 30 km bölü saat hızla T sürede hareket ettiğini düşünürsek Bilge'nin toplam alacağı zaman 5 T süredir. 30 km T sürede aldıysa ve kilometrede 5 T alması lazım. Unutmuyoruz. Yol eşittir hız çarpı zaman sevgili arkadaşlar. Hızla zaman ters orantılıdır. Unutmuyoruz. O yüzden 30 ile T'yi çarpacağım. V ile de 5 T'yi çarpmam gerekiyor. Ters orantıdan dolayı sevgili arkadaşlar. 30 T eşittir V çarpı 5 T'ye. T'ler sadeleşiyor. 30'u 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar Bilge'nin hızı saatte 6 km olacak sevgili arkadaşlar. Evet, konumuza aynı yönlü veya zıt yönlü hareketle devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Notlarımız şu şekilde.
İki araç karşılıklı olarak birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa, arkadaşlar aradaki mesafeye ben x dediğini siz düşünün. Aradaki yol x bölü hızları toplamı şeklinde düşünürseniz arkadaşlar, bu bize hızlarla karşılaşma oranını vermiş olacak. Bize t karşılaşmayı verecek sevgili arkadaşlar bize. Pardon. Şimdi bakın şuraya silelim. Çünkü orası t olacak arkadaşlar. T karşılaşma sevgili arkadaşlar. Evet. Burası t karşılaşma sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi. Aradaki mesafe bölü hızları toplamı bize karşılaşma zamanını verecek sevgili arkadaşlar. AB yolu V1 artı V2 çarpı T ile de bulunabilir. Bunu da kullanabiliriz. Bunu da kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Aynı yönlü hareketler. Araçlardan biri A noktasından, birisi de B noktasında hareket edecek. İkisi de aynı anda aynı noktaya gelecekler sevgili arkadaşlar. Aradaki mesafemiz yine AB uzunluğu. Arkadaşlar demin zıt yönlü hareketti. Hızlar toplamından bahsettik. Şimdi aynı yönlü hareket olduğundan dolayı birim zamandaki hız farklarıyla işlem yapacağız. Yani V1 eksi V2 ile hareket etmemiz gerekiyor. Aradaki yol bölü hızları farkı bana T yetişme süresini verecek sevgili arkadaşlar. Onu da şöyle ifade edebiliriz. Arkadaşlar V2 eksi V1 şeklinde değerlendirebiliriz. Aynı yönlü veya zıt yönlü hareketler. Aynı yönlü olursa aradaki mesafe bölü hızların toplamı. Arkadaşlar aynı yönde giderse aradaki mesafe bölü hızların farkı. Zıt yönlü hareket ise aradaki mesafe bölü hızları toplamı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir dairesel yolda hareket var. Fark eden bir durum yok arkadaşlar. Diyor ki bize, çevresi 600 metre olan dairesel pistin A ve B noktalarından aynı anda harekete başlayan iki araç kaç saat sonra üçüncü kez yan yana gelirler? Bakın şimdi. Bu tarz sorularda yapacağımız en kolay işlem şu. Arkadaşlar şuradaki aracı biz sabitliyoruz. 40 kilometre hızı. Buradaki aracın hızı 70 kilometre. Aradaki fark, bakın aynı yönlü gittikleri için hızları farkına bakacağız. Hızları farkına göre biz hareket edeceğimizden dolayı sevgili arkadaşlar, birinci karşılaşmamız için aracımız buradan buraya gelecek. Bu birinci karşılaşma. Biz 3 defa karşılaşmasını ya da yan yana gelmesini istiyoruz. Arkadaşlar çemberin çevresi 360 derecedir, unutmuyoruz. Çeyrek çember dediği zaman 90 derecedir. 600 metrelik yolun dörtte birini alıyorum. Burası 150 metre olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi. Birinci karşılaşmamız için 600 kilometrelik yola 450 kilometre yolumuz kaldı. Dikkat edin. 150'si bu parça, 450'si bu parça. Birinci karşılaşmam için 450 kilometre yol gitmem gerekiyor. Bakın şimdi ikinci karşılaşma olacak. Buradan başlayacak ikinci karşılaşma için tam tur dönüyorum. Yani 600 metrelik bir yol gidiyorum. Üçüncü karşılaşma için arkadaşlar tekrardan bir 600 metrelik yol gitmem lazım. Toplamda sevgili arkadaşlar 1600 kilometre yol gitmem gerekiyor. Hızımız fark aldığımızı unutmayın. Aynı yönlü hareketlerde hızları farkıyla işlem yapacağız. Bölü hızları farkı diyeceğiz arkadaşlar. 1650'yi de 30'a böldüğümüz zaman arkadaşlar 3. yan yana gelişleri hareketlerinden 55 saat sonra olacak sevgili arkadaşlar. Evet 9. sorumuz sevgili arkadaşlar. A şeridinden bulunan V1 ve V2 hızları araçlar aynı anda birbirine doğru hareket ederlerse B şeridinde karşılaşıyorlar. Aynı yöne doğru hareket ederlerse V1 hızlı araç V2 hızlı araca D noktasında yetişiyor. Buna göre CD yolu kaç kilometredir diye soruyor. Bakın şimdi C'deki araç B noktasına
A'daki araç B noktasına aynı zamanda gelecekler. Zamanlar eşitse yol oranı hız oranıdır. Hızlar eşitse yol oranı zaman oranıdır. Unutmuyoruz. Dolayısıyla zıt yönlü hareketten dolayı, bakın birinin hızı, dikkat edin arkadaşlar, 80 km yol, birisi 60 km yol aldı. 80 ile 60'ı 20 ile sadeleştirirseniz V1 4K, V2 de 3K'ya eşit olur. Bunlar bizim hızlarımız. Bakın şimdi aynı yöne hareket edecekler. Ne dedik? Aradaki mesafe bölü hızları farkı demiştik hatırlıyorsanız. Arkadaşlar V2 olan araç D noktasına, V1 olan araç da yine D noktasına gelmesi gerekiyor. Bakınız 140 km burası. Ben buraya X dersem sayın arkadaşlar, aracımızın bir tanesi, dikkat edin, 140 artı X yol alacak, bir tanesi X yol alacak. Yol bölü hız zamanı verecek. Aynı zamanda yan yana olacaklarından dolayı yol bölü hız bize zamanı verecek. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız sevgili arkadaşlar, 3'te 140'ı çarptınız 420 arkadaşlar, 3x'e çarptınız, 4'te de x çarptınız 4x. Buradaki farktan arkadaşlar x eşittir 420 km gelmesi gerekiyor. CD arasını sormuştu arkadaşlar, o da 420 km'lik bir yol olacak sevgili arkadaşlar. Evet, hız problemleri ve geometriyle karışık bir soru sevgili arkadaşlar. Şekilde ABC dik üçgeninin A köşesinde bulunan iki hareketli, biri B'ye doğru saatte V km sabit hızla, öteki C'ye doğru V bölü 2 metre sabit hızla harekete başlıyor. İlk kez BC üzerindeki D noktasında karşılaşıyorlar. Arkadaşlar AB ile AC arasındaki yol oranından bahsetmiş ve CD'yi 60 km olarak bize vermiş. Buna göre diyor ki BC uzunluğu kaç metredir diye sormuş bize. Bakın şimdi. Sevgili arkadaşlar 3 tane AB ifadesi, 4 tane AC eşit demiş bize. Yapacağınız olay şu sevgili arkadaşlar. AB'ye ben 4K dersem AC'nin ne olacak? 3K. Yani AB'nin kat sayısını AC'ye, AB'nin kat sayısında biz 4'ü de buraya almamız gerekiyor. Bakın şimdi. AC yolu dediğimiz yolun biz 3K olduğunu gördük. Değil mi arkadaşlar? AB yolunda 4K oldu. Bu 3, 4, 5 üçgen arkadaşlar. Demek ki buradaki yolumuzda toplamda ne olacak arkadaşlar? 5K olması gerekiyor. Yolun tamamının 5K olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. V bölü 2 hızla hareket eden aracımız. Dikkat edin lütfen. Yapacağı yol şu arkadaşlar. Bakın şimdi. Buradan başladık. Şuradan şuraya geldik. Yani 3K artı 60 kadar yol aldık. Hızımız ne? V bölü 2. Değil mi arkadaşlar? O zaman 3K artı 60 eşittir V bölü 2 çarpı T. Bu onun denklemi. Gelelim ikinci ifademize sevgili arkadaşlar. Diğer aracımızın aldığı yolu bulmaya çalışalım. Buradan hareket edecek. Buradan buraya gelmesi gerekiyor. 4K kadar yol gitti değil mi? Dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bunun tamamı 5K'ydı. 60 buraya düşerse burasının 5K eksi 60 olması gerekiyor. Alacağımız toplam yol 9K eksi 60 arkadaşlar. Yani biz 9K eksi 60 yolunu da sevgili arkadaşlar biz V hızıyla alıyoruz. Aynı anda hareket ettiklerinden dolayı zamanlar eşit olacak, unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlar birinci ifademize lütfen dikkat ediniz. Denklemin bir tanesi dedik ki 3K artı 60 eşittir V bölü 2 çarpı T'ydi. Bu denklemi biz getirip şuraya 2 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 6K artı 120 eşittir VT şeklinde bir denklem gelecek. Diğer aracımız toplamda 9K eksi 60 kadar yol gidecek. Hızımız kimdi arkadaşlar? VT'ydi. Bakınız VT'lerimiz eşit sevgili arkadaşlar. Bu iki eşitliği kullanmam gerekiyor. Yani 9K eksi 60 ile
6K artı 120 birbirlerine eşit olmalı Sedat Hocam. 6K ile 9K'nın farkından 3K. Sevgili arkadaşlar 120, 60'ı karşıya gönder 180. Her tarafı 3'e bölersem K ifadesinin 60'a eşit olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar BC uzunluğu bize 5K'yı soruyor. 5 çarpı 60'dan da yolumuz 300 metre olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, sıradaki sorumuz şöyle arkadaşlar. Sabit hızla yürüyen İrem evden okula giderken yolun 1/3'ünü yürüdüğünde matematik defterini yanına almadığını fark eder. İrem yoluna devam ederse dersin başlamasına 4 dakika önce eve dönerek defterini alıp tekrar yola çıkarsa dersin başlamasından 4 dakika sonra okula varacağına göre ev ile okul arası kaç kilometredir diye sormuş bize sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi. Yolun tamamı 3x olsun. Neden 3x? Yol 3'e bölündüğünden dolayı. Sevgili arkadaşlar yolumuz şurası. Burası onun evi olsun, burası da onun okulu olsun arkadaşlar. İrem yolun 1/3'ünü gitti. Yani x kadarını gitti. 2x kadarı geriye kaldı sevgili arkadaşlar. İrem eve dönmeden okula giderse, bakınız, gideceği yol 2.